Selamlar dostlar, ben İrfan ve bugün Apollyon ile oynuyoruz. İyi seyirler. Ve karşınızda Apollyon, bir adak odasının yanında başlıyoruz. Apollyon'un özelliklerini bilen bilir. Tamamen Isaac statlarıyla, aynı statlarla oyuna başlıyor. Bunun dışında sadece bir tane aktif eşyası var. Ve bu aktif eşya ise The Void, boşluk anlamına geliyor Türkçe'de. Bir kara deliğe benziyor kendisi. Bu eşya ne işe yarıyor? Eğer bir aktif eşya... yapma hocam, ayıp ediyorsun ama gerçekten yani. Ayıp, ayıp denen bir şey var. Eğer odada bir aktif eşya pedestal'ı varsa... Pedestal Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz abi? Eşya sunağı. Sunak diyebilir miyiz pedestal'a? Sanırım diyebiliriz, bilmiyorum. Sunak üzerinde bulunan bir eşya varsa, yani marketteki eşyalar, şeytan anlaşmasındaki henüz alınmamış eşyalar dahil değil buna. Sunak üzerinde bir eşya varsa pasif eşyalar için o eşyayı kara deliğin içine çekiyor ve bize iki tane rastgele stat upgrade'i veriyor. Bu statlar her şey olabilir. İşte şans, shot speed, menzil, hasar, hasar artışı, atış oranı veya hız da olabilir. Bunların dışında eğer bir aktif eşyayı içine çekerseniz, aktif eşyaysa yine kara deliğin içine çekiliyor ve bundan sonra kullandığınız her void kullanımı için o aktif eşya aktif hale geliyor. O oda için geçerli. Birazcık karmaşık anlattım ama umarım anlamışsınızdır. Birazdan eşya odasına gireceğiz ve ilk eşyamızla karşılaşacağız. Ya bugün biraz moralim bozuk ya dostlar. Gerçekten, çünkü 1,5 saatlik bir video çıkarttım. Keeper'la beraber çok güzeldi, bir an oldu. Videosu duruyor. Yaptığım hata şu: ben USB portu kullandığım için şimdi ikiden fazla benim şeyim var. Ne derler? USB'ye bağlanması gereken ikiden fazla aygıtım var. O yüzden bir USB çoğaltıcı aldım. Tech.5 olur. Teknoloji... Tech.5'ı severiz. Niye? Çünkü bizim hasarımızın üzerine ekstra olarak hasar veriyor. Ekstra hasar güzeldir. Eğer ekstra hasar olmasaydı muhtemelen almazdım. Öyle de bir durum var. Girelim bakalım boss odasına. Pin. Yani şöyle, muhtemelen bize fire rate, void bize fire rate ve hasar artışı verseydi bile Tech.5'ın vereceği faydayı veremeyecekti. O yüzden voidlamamak daha mantıklı bir seçim burada. Şimdi burada bir can upgrade'i yerine eğer ben bunu voidlarsam bir hasar artışı ve bir hız artışı görüyorsunuz. Bence değer, yani bir can upgrade'i almak yerine hasar artışı ve hız artışı almak bence gayet worth. Çayımdan da yudumumu alayım. Yeşil çay yaptım kendime gerçekten, çünkü bir tık rahatlamam gerekiyordu. Bir tık sinir oldum. Yani ne yalan söyleyeyim. Ya dostlar bakın, bir şey 2 saat emek verince onun çöp olmasını görmek çok sinir bozucu bir olay. Yani son derece sinir bozucu bir olay. Oo güzel. Hayır. Şeyde anlaşması gitti. Of. The Virus 02. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu voidlamak mantıklı. Niye? Evet, bize spam progresini vermeyecek bunu voidlarsak ama 0-2 hız artışı. Zaten biz rastgele 2 tane stat artışı alacağız. Bir tane stat artışı almak yerine onun işte menzil ve şans upgrade'i olma ihtimalinde öyle bir risk alarak da hani hem hasar artışı hem de fire rate artışı da alabiliriz yani. Üstüne hız artışı artı fire rate artışı veya hız artışı veya hasar artışı da alabiliriz. O yüzden bence beklememiz ve The Virus eşyasını voidlamamız çok daha mantıklı olacaktır. Ölmezsek güzel ama. Ölürsek hoş olmaz dostlar. Güzel. Bir sürü örümcek. Dediğim gibi 1,5 saatlik bir... Çok pardon, videoyu bir anlık durdurmam gerekti. Az önce mangala davet edildim de. Evet, moralim biraz düzelmiş olabilir şu an. Moralim çok bozuktu çünkü 1,5 saatlik videom çöpe gitti abi. Ama sebebini bir anlatayım ben. Şimdi dediğim gibi benim 2'den fazla USB'ye bağlanması gereken aygıtım olduğu için USB çoğaltıcı aldım. Ve USB çoğaltıcıyı aldığım zaman kayıt programında şöyle bir olay oluyor.
Her seferinde çıkartıp taktığın zaman, çünkü masada yer kaplıyor sonuçta, ben de çıkartıp takıyorum bunu. Çıkartıp taktığım zaman maalesef şey oldu. Algılamamış kayıt programı sesi. Ya kulaklığıma gelen ses dostlar, benim sesim değil. Benim sesim var videoda ama oyundaki suffix, işte ne bileyim, atıyorum şu an boss'un çıkarttığı ses, arkadaki müzik, eşya aldığınızda çıkan ses, gözyaşı efektleri, herhangi bir ses videoya yansımamış dostlar. Bu da videoyu izlenmez bir hale getiriyor. Ayrıca suffix efektleri de olmadığı için editlenemez de bir hale getiriyor. Yani gerçekten bir tık can sıkıcı bir durum. Bu speed up'ı alacağım. Kafein pill'ı alacağım. Bu her zaman iyi diyorlardı. Nötr de olabiliyormuş demek ki. Bir yorumda duydum ben bunu. Dedi ki şey eşyası, kafein pill'den çıkan o hap her zaman iyi oluyor gibi bir yorum okuduğumu hatırlıyorum ben. Demek ki nötr de olabiliyormuş. Bir hız artışı aldık. Hız artışı almanın üzerine shot speed de aldık. Gayet görmüş olduğunuz gibi word. Yani sadece 0.2 hız alacaktık. Sadece 0.2 hız almak yerine artık hem 0.2 hız hem de 1.20 şey artışı almış olduk. Şurada ne var? Sacrifice Room var. Onun dışında bir altın sandık var. Ben o altın sandığı açmak istiyorum. İçerisinden daha fazla anahtar çıkabilir. Bomba da çıktı. Güzel oldu. Şurada olamaz. Şurada gizli oda olabilir. Yokmuş. Peki ya şurada olabilir mi? Muhtemelen evet. Girelim bakalım. 3 tane bomba, harcadığımız bombaları geri almış olduk. Şuraya bir tane bomba, buraya bir tane bomba. Lanetli odaya da can harcamadan girmiş oluyoruz. Şunu patlatalım bakalım. İçerisinden belki eşya çıkar, çıkmadı ama bize bombalarımızı geri verdi. Troll bombasından nefret ederiz, bilirsiniz. O bir mega troll bombası sizin tam bir canınızı alıyor. Yani ben ondan hasar almış olsaydım, markete girmedim bu arada, direkt run bitiyordu maalesef orada. Artık şu kesik kesik konuşmayı bırakabilir miyim? Rica etsem. Artık run bitiyordu orada. Bilerek yapmadım, yemin ederim bilerek yapmadım. Ben de rahatsız oldum yani. Şimdi kaydı kontrol ediyorum. Kayıtta bir problem yok değil mi? Yani abi sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Ah gerçekten. Bu arada dostlar bugün bayramın 3. günü. Bugün bayramın 3. günü. Umarım keyfiniz yerindedir. Lil Dumpy. Bunu almayacağım. Aa ya. Bakacağım. Bakacağım. Bakalım. Şöyle kenardan kenardan patlatmamız daha mantıklı olacaktır. Tek 0.5, tek 0.5 her zaman çalışmıyor dostlar. Hani occasionally yazıyor zaten. Gizli odayı da bulduk. Bir tane anahtar. Hem keybagger'ı patlatacağız burada hem de lanet... Oo, altın bomba güzel oldu. Altın bomba güzel oldu. Bu ne demek oluyor? Muhtemel bir crawl space'e de ulaşacağımız anlamına geliyor. Gizli odalara girmemizde sorun yok demek oluyor bu artık. Ve belki de bu mantarların içerisinden bir tanesinden Magic Mush çıkma olasılığı var demek oluyor. Az önce düşünüyordum işte o videoyla ne yapabilirim, o videoyla ne yapabilirim. Şöyle üzüldüğüm başka bir noktada şu. Ben sonuç olarak her şeyi kayıt içerisinde almak istedim bu save dosyası için ama maalesef bak iki tane I found pills. Are you a wizard ve full health. Peki. Pek de işimize yaramadı. En azından tek 0.5 ile düşmanlara hasar verebiliriz. O neydi hocam? Bayağı bir yaygın attılar böyle. Yaylım ateşi attılar. Hareketli olmanız tavsiye edilir bu düşmanların olduğu yerlerde. Bunlar da aynı şekilde. Hareketli olmanız tavsiye edilir. Çünkü sizin bulunduğunuz nokta hedef alınarak ateş ediliyor. Evet az önce şeytanlaşması gitti maalesef. Soul Art'ta çıkartmıyor oyun önümüze maalesef. Ama ben bunun şeyini, öcünü alırım bir şekilde. Bu katı birazcık şey yapmaya çalışacağız. Bütün taşları patlatmaya çalışacağız. Her bir deliğe girmeye çalışacağız. Yok o çok yanlış oldu hocam. Öyle demeyelim.
Öyle demesek mi acaba? Yeter artık, çok fazla gaf yapmaya başladım. Korkuyorum ileride birisi, bir manyak bütün bunları toplayacak böyle. Bir video oluşturacak, ben de utancımdan. Neyse. Yapmayın abi, vermedim. Bu fikri de vermedim, sayı verin. Yok, yapmayın öyle bir şey. Sakın. Bizim niye anlaşma ihtimalimiz 46? Bu arada bombaları hasar verme yolu olarak da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani illa şey olmak zorunda değil ha. Yani mermilerinizle düşmanları öldürmek zorunda değilsiniz. Özellikle altın bomba aldıysanız bu şekilde düşmanlara hasar vermeyi gözden kaçırmayın, ihmal etmeyin. Little Dumpy'yi ben voidlayacağım. Hadi gidelim voidlayalım. Sende ne var? Biz seni niye açmamışız? Oh, dime. Damn. Dime. Dame değil abi. Dime. Burada ne var? Bir tane şarj var. Olmadı. Gideriz. Şeyi de voidlarız. Sen bir hız artışı ve bir şans artışı. Hız artışı okey ama yani şans artışı pek de gerekli değil. Az kalsın dikene kafa atıyordum. Hızımız ihtiyacımızdan çok daha fazla şu anda. Özellikle oyunun bu bölümünde. Evet, bomba gittiğinizde 1.90, 1.80 üstü olmanız bir tık elzem hale geliyor. Ama şu an öyle bir zorunluluğumuz yok. Ama buna rağmen gayet hızlıyız. Ah güzel. Güzel kurtardım. Hayır. Hocam beni bir salar mısın? Rica etsem. Sen ne yapıyorsun orada? Başka kim var? Şurada bir tane. Şu öldüklerinde 4 farklı yere ateş eden şeyden varmış. Hayır. Ya ben o hasarı niye aldım? Tövbe estağfurullah. Şş, görmediniz öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bambino mu? Yapma hocam. Yapma yapma. Ben bundan rastgele hasar alma konusunda çok başarılıyım. Almadım. Şaşırtıcı. Benim için de gayet şaşırtıcı. Keto Ninetales hem şans speed verecek hem de hasar artışı verecek. Severiz. Şeytan anlaşmasına giriyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsun. Mesela alamıyorsun bunu, gördün mü? Satanic Bible. O saçma sapan hasarı almasaydık bunu şu an alabiliyorduk. Abi skill issue. Yorumlar şu an. Skill issue'larla dolmaya başladı bile. O sırada bak, yazmak için aşağı gittin ya. O sırada like'a da at, bassana oradan. Oradan bir bası versene. Hazır kalkmışken sana zahmet. Bir like'a da bası ver oradan. Abi ya of of. Burada şentikli kaya olabiliyor bazen. O yüzden dikkat etmek lazım. Tabii ki mines'a gitmeyeceğiz. Buraya gitmemizin sebebi buradaki kayaları patlatmak. Belki bir crawl space çıkar. Crawl space'ler oyunun önemli bir parçası dostlar. Yani her kat ekstra bir eşya alabiliyorsunuz basitçe ve bu eşya çok kırık bir eşya da olabilir. Bir bakmışsınız canınızı kurtarmış. Ya, o yüzden değerli. Şurayı patlatalım. Yok, burada değil. Nerede olabilir? Yanlışlıkla hasar almayayım da. Süper gizli oda buradan muhtemelen. Evet. Daha fazla hap. Neyse, sen luck upgrade'i. I found pills. Are you a wizard? Unidentified pill. Purity. Full health hub'ını yanımıza alıyoruz ve gidiyoruz. Bay bay. O health hub'ı da alsaydık eğer, işler çok farklı olabilirdi. Şarj almamızı gerektirecek bir durum var mı? Şimdi bana sorarsanız bir tık daha temizlesek iyi olabilir. Aa, ben buradan hasar alırım. Tamam, almadık. Şunları patlatalım, şunları alalım.
Two of Diamonds. Güzel. Two of Diamonds güzel oldu. Güzel. Two of Spades. Gel bakalım. Two of Diamonds'ı yanımıza alıyoruz. Bu odadan umuyoruz ki hasar almayız. Umuyoruz ki... Karşıma çıkar mısınız abi? Erkek gibi karşıma çıkın. Hayır. Eternal Heart gitti abi. Hayır. Bu odaya girmemeliydim. Bu odaya girmemeliydim. Ama bu katın sonuna kadar gideceğim ben. Niye? Niye? Çünkü içimde bir Min-Max canavarı yatıyor dostlar. Min-Max'ın ne olduğunu bilen var mı oyunda? İlla ki bilen vardır da. Hepiniz bilmiyorsunuz, farkındayım. Min-Max'lamak oyundaki hani... Size fayda sağlayabilecek her şeyi yapmak demek kısaca. Kısaca bu demek. İçimde küçük de olsa bir Min-Max canavarı yatıyor. Böyle her şeyi yapayım. Oyun sonunda aşırı OP olayım. Ama maalesef bazen seyir zevkinde düşünerek bu güdümü, bu iç güdümü kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Süper gizli odaya da gittik. Two of Diamonds'ımız var. Gidelim bakalım bir sonraki kata. Videoda bir sıkıntı yok. Şimdi sonunda abi aydınlandım. Aydınlandım resmen. Bu video bayramın 3. günü de geliyor değil mi? Dostlar umarım güzel bir bayram süreci geçirmişsinizdir. Umarım sevdiklerinizle vakit geçirmişsinizdir. Çünkü ben öyle yaptım biliyorum. Bıdığımla vakit geçirdim. Yeğenim çok seviyorum abi. Bir maşallah deyiverin bakayım. Artık altın bombamız yok. Bunu da unutmayalım. Bıdığımın bir hiyerarşisi var. Nasıl bir hiyerarşisi var? Sevdiği insanlar arasında bir hiyerarşi var. Şimdi babam bu... Ah ya yapma hocam yapma ya. Ayıp ama gerçekten ayıp. Babam bu insanlar arasında birinci sırada. Yani onun önüne kimse geçemiyor. İkinci sırada ben varım ama. Yani ailesiyle beraber. Annesini görüyor yine de bana gelmek istiyor. Kucağıma geliyor böyle yatıyor minnak minnak. Hospa. Şöyle bir gurur duyuyorsunuz tamam mı? Yani kimseye gitmek istemiyor sana gelmek istiyor ya. Orada bir gurur duyuyorsunuz işte böyle. Çok tatlı bir hissiyat oluyor orada. Herkese Allah yaşamayı nasip etsin diyelim. Burada sanki gizli oda var gibi. Ne dediniz o işe? Evet. Evet efendim. Anlaşmayı bir tık arttırmak için patlatalım seni. %1.2. Utanması arttırmayacak bir de. Yani. Two of Diamonds'ımız var. Elimizde ne kadar çok altın olursa o kadar iyi. Ben şuradan... Magic Mash çıkabileceğine inanıyorum. Yok mu Magic? Abi hem bunu hem bunu patlatabileceğine inanmıştım ben ama neyse. One Makes You Larger bizi bir miktar büyüttü. Aslında base büyüklüğümüze, ana büyüklüğümüze ulaştırdı bizi. Şurada da para var. Şunları da alıyoruz. Eternal Heart da var. Eternal Heart'ı şimdi almıyoruz. Kötü anılar hemen aklımızdan yok oluverin. Yok öyle bir şey yok hocam. Skill ışığı mu? O ne demek? Ucu ucuna kaçtı. Videoların günde bir gelmesi için bundan sonra elimden geleni yapacağım bu arada. Ayrıca yayınlara da başlamaya çalışacağım. Bir health upgrade'i güzel oldu. Tatlı oldu. Headless baby yani ben bunu voidleyeceğim. Evet artık hasar artışı ve bir tears upgrade'i. Void'un özelliğini burada görüyorsunuz dostlar. Void'la alakalı ben bir fun fact paylaşayım sizinle. Dostlar hani bir fire rate cap'i var oyunda. Atış oranının ulaşabileceği maksimum bir sınır var. İki defa ardarda. Beni alt etti abi bu arkadaş. Ne yapacağız şimdi? Yani %5 şansımız var zaten. Sıkıntı yok da. Markette bir şey var mıydı? Greed vardı değil mi? Ben şuraya da gideceğim abi. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Belki bir Sacrifice Room, belki bir Vault. Şurada patlatırsam bombayı bir Magic Mash çıkmadım. Ah. Hayır. Bu odadan nefret ediyorum. Gir bakalım içeriye.
Eğer ben buradan hasar alırsam GG. O yüzden dışarı çıkartıyoruz. Kesinlikle değdi. Buna değdi. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz. A quarter. Zaten 12 diamonds'ımız var. Hayvan gibi paramız var. Biz ne yapalım biliyor musun? Şarj biriktirelim. Tekrar girelim lanetli odaya ve bunu voidlayalım. Bence güzel bir fikir. Bence gayet tatlı bir fikir. Can çıkartırsan sevinirim. Bu arkadaşlar ya bazı düşmanlar bir kontak hasarı veriyor. Range mi vereceksin? Range verme be hocam. Range verme be hocam. Range hoş değil şu an. Ya Consolation Prize'ı daha iyi kullanabiliriz. Şarj lazım bana şu an. Şarj lazım. Ve tabii ki kalp lazım. Kalp yok. Sanırım bir şey de alamayacağız ha. Haberiniz olsun. Unidentified. Şimdi bu değmeden hızımız çok yüksek. Değmeden böyle yavaş yavaş. Nesin sen? Full health. Güzel 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 güzel. Şimdi tek ihtiyacımız olan şey bir şarj. Ama sanırım şarj edinemeyeceğiz. Süper gizli odayı bulursak belki edinebiliriz. Buranın üst altı olamaz. Üst altı olabilir. İki. İki olasılık. Hala iki olasılık. Hala iki olasılık. Üç olasılık. Burada olabilir. Evet. Buradan hasar almayalım. Hop. Korkutuyor beni. Gerçekten korkutuyor. Mesela bu artık ateşini attı. Ateş eden ateş. Bir kere ateş ettiği zaman artık şeyini tamamlamış oluyor. Bir daha odaya girip çıkana kadar size bir daha asla ateş etmeyecek, bu anlama geliyor. Ben bunlara bomba kullanır mıyım? Kapiş yok. Tabii ki de kullanmam. Güzel, bir sürü daha can aldık. Consolation Prize tabii ki. O ateşi açık bırakalım. Bulamayacağız, şarjımız yok. Girelim biz bir bakalım. Yapma hocam, ama ayıp ediyorsun ya. Gerçekten ayıp ediyorsun. Hasarımız yüksek. Hasarımız iyi abi. Fena değil. Anlaşma tutmadı tabii ki. Hiçbir anlaşma yapamıyoruz abi. Placenta. Abi sharp plug tarzı bir şey olsaydı hiçbirisini de alamayacağız şimdi. Ne yapalım biliyor musun? Artık %100 ihtimalle bir şeytan anlaşmasına giriyoruz. Gireceğiz daha doğrusu. Eternal Heart kalsın orada. Biz şimdi bunu alıyoruz. Ve çıkıyoruz dışarıya. O Rotten Penny'yi almayacağım. Consolation Prize da umurumda değil. Bir daha çıksın karşıma, bir daha alayım. Two of Diamonds, elimizde çok para var. Yani bu paraları uygulamaya sokabilmemiz için bir karşımıza düzgün market çıkması gerekiyor. İçinde greed savaşı olmayan bir market. Maalesef. Ve henüz biz böyle bir şeyle karşılaşmadık. Evet abi, paranoyam azıyor bazen. Lütfen kusuruma bakmayınız. Burada bir düşman çıkıp şarjımı doldurma olasılığı var mı? Yok. Bay bay. O sonra bir de şöyle tuhaf bir olay oldu. Sabahleyin şey geldim. Bayram için işte apartmandan komşu geldi. Ben oğluna şey vermiştim. Ders abili gibi bir saat sınavından önce birlikte çalışmıştık. Bir şeyler anlatmıştım ben ona İngilizce olarak. Geldi benim elimi öpmeye çalıştı. Dedim ne yapıyorsun oğlum, olmaz öyle şey, saçma ama. Abi 20 yaşında elim öpüldü ya gerçekten. Elimi çekiyorum, hayır yapıştı elime. Dedim oğlum ne yapıyorsun? Annesi bırak bırak öpsün dedi.
Sonra yanında küçük kardeşi vardı. Küçük kardeş de abisini taklit etti. O da aynısını yapmaya falan başladı. Böyle ben utandım. Abi 20 yaşında elim öpüldü. Ulan yaşlı hissettim kendimi iyice. Yaşlanmışız abi. Gerçekten. Hayat akıyor gidiyor dostlar. Hayat akıp gidiyor. Life flows. Aslında time flows desek daha poetik, daha şiirsel, şairane olur. Şimdi ne yapalım? Şurada gizli oda olma olasılığı var. Yokmuş. Flat penny ihtiyacımız yok. Abi defte kadar geldik ve güçlü bile değiliz. Hemen kaçmak istememiştim ama peki. Bu arada başka ne yaptım? Şey yapmaya çalıştım. Şey yapmaya çalıştım değil de. Terapi izledim abi. Oturdum. Dün bir bölüm. FRP izledim. FRP'yi arada sırada bahsediyorum dostlar. Bilen bilir. İşte fantasy roleplay. Abi yapma gözünü sevdiğim. Yapma ne olursun ya. Artık sal. Oyun ne olur sal artık beni. Şeytanlaşması ver bana artık. Bu buran güzel yerlere gitmiyor dostlar. Onu söyleyeyim ben. Ya bu skill şu değil. Soul art çıkmıyor. Ben ne yapabilirim yani? Ben elimden geldiğince güzelleştirmeye çalışıyorum. Void şansımız fena değil ama bak Void dolu mesela şu an bizi hala da ne markete ne şeye ulaştıramadı yani. Ne eşya odasına ulaştıramadım. Boss'a gittik değil mi? Tabii. Tabii hocam. Ver bakalım onları da. Girelim boss'a. Çok mu aşağıya bıraktım acaba ya? Tamam. Boşa attı. Range'im çok küçük. Ona dikkat etmem gerekiyor. Ben neyden bahsediyordum az önce? FRP'den bahsediyordum değil mi? Yorumlarda birisi şey yazmış. Güzel FRP önerebilir misin? Velutan gibi. Ben daha önce Velutan'ı önermiştim hatırlarsanız. Hayır almayacaktım ben bunu. Of. Neyse. Velutan'ı önermiştim ben daha önce. Abi çok güzel bir FRP. Yani Swaggy gerçekten abi bir sanat icra ediyor. Orada onu gerçekten kabul etmek lazım. Ya bir sanat icra ediyor dostlar. Ya bu doğaçlama gerçekten bu kolay şeyler değil bunlar. Bir evren yazmış. Evren içerisinde zibilyon tane karakter yazmış. O karakterlere derinlik vermiş ve o karakterlerin her birini kendisi oynayabiliyor. Yani abi çok ayrı bir yetenek bu ya. Gerçekten ben çok saygı duyuyorum. Çok saygı duyuyorum öyle söyleyeyim. Eşya odası çıkmıyor mu abi bu katta? Yani koymamışlar mı? Tövbe estağfurullah. Bütün katı temizledik ya. Sacrifice Room'u oynayacağım şimdi. Hiç hoş olmayan şeyler olacak. Şunun menziline girmediğiniz sürece sıkıntı yok. Acaba burası menzil sayılıyor mu? Sayılmıyor. Tamam. Yani şöyle bir daire. Hani şöyle bir elips gibi bir dairesi var bunun anladığım kadarıyla menzil olarak. Tough Love. Aa. Aa, bu güzel. Ben bunu voidlayamam. Keşke Blood Clot'ı voidlasaydık. Yani eğer bu denk gelirse oturtuyor yani. İki de şansımız var. Daha da şansımızın artması muhtemel. Potato Peeler. Ne dersiniz? Yapalım mı bir potato peeler? Aa, gizli odayı da bulduk. Beklemiyordum. Bak gördünüz mü? Baya hayvan gibi hasar vurdu öyle söyleyeyim. Potato peeler yapabiliriz. Ciddi söylüyorum. Little Baggy. Ver bakalım.
One Max Small 2 defa. Güzel oldu. Aa, kartların hepsini şeye çeviriyordu. 12 Diamonds'ı kullandıktan sonra şey yapsaydım keşke. Of. Neyse, önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Şimdi alacağız bunu. Void bu arada 4. seviye bir eşya sayıldığı için ben bu kalpleri vereceğim. Üç tane altın verdi. Ya hocam gözünü seveyim ya. Vallahi ayıp ediyorsun ha. Çok ayıp ediyorsun, haberin olsun. Kırıyorsun beni yani. Bazen. Nesin sen? Tamam, kalp verdi. Güzel. Bütün kalpleri toplayayım da öyle geleyim. Hızımız da yüksek zaten. Gidip saçma sapan bir yere kafa atıp hasar almasak güzel olacak. Şurada ikili kalp var. Güzel oldu bu. Burada bir tane kalp var. Soul Art'ı alırım. Soul Art dert değil. Markette bir tane Soul Art var. Bir sonraki kat artık şeytan anlaşmasını korumaya çalışacağız. Elimden geleni yapacağım yani. Hani anlaşma olmadan bir run geçirmeye çalışıyoruz. E tabi. Tabi hocam. Of. Gerçekten deli olacağım. Ağlayacağım artık. Yeter. Suratıma atma. Bak gördün mü? Suratımı atıyordu orada. Yuriel. Yuriel'i spamlıyor. Hiç umurumda değil. 7 tane soul art verdi. Allah'tan. Allah'tan yani. Bir zahmet artık. Neyse. Ben şöyle hasarımı da arttıracağım bu şekilde. Yok. Müziği dinlemek istemiyorum şu anda. Ver ulan. Ver. Potato Peeler bunu yapıyor dostlar. Potato Peeler görmüş olduğunuz üzere. Her kullandığınızda bir tane kırmızı kalp konteynerınızı alıyor. Yerine Cube of Meat veriyor. Ve Cube of Meat'i de 4 defa alırsanız. Yani her aldığınızda Cube of Meat evrim geçiriyor. Transformasyon geçiriyor. 4 defa alırsanız artık buna evrimleşiyor. Büyük bir Meat Boy. Zaten Super Meat Boy Edmund'un oyunuydu değil mi dostlar? Edmund'un oyunu muydu yoksa tam hatırlamıyorum ben o işi ya. Bir bağlantısı vardı. Edmund mu yapmıştı yoksa Edmund'un çalıştığı şirket mi yapmıştı? Bir şey var da tam bilmiyorum ne olduğunu. Yani birbirlerine gönderme yapmışlar kendi oyunlarına. Super Meat Boy da böyle düşmanların üzerine gidiyor. Onlara hasar veriyor. Bosslarda çok işinize yarar. Tainted Apollyon açmaya ne dersiniz? Belki açarız. Şöyle telepi hızı da al. Kullanıver. Beni nereye ışınlayacaksın? Ya bu kat herhalde... Aa, kütüphane. Kütüphane. Hadi bakalım. Void. Ne olur. Yaparsın hocam bu işi sen. İki tane Soul Heart Generator. Hadi. Hadi bakalım. Yapma be. Yapma be. Şimdi... Ya Void'u bırakasım geliyor ama böyle yaptığınız zaman yani. Şunu alalım, kullanalım bir. Ben bunları şey yapmam. Void'larım herhalde. Void'lasak mı? Hadi Void'layı ver gitsin. Boss savaşında kullanırız artık aktif eşyamızı. Aktif eşya oldukları için artık Void'un içine çektim. Her Void'u kullandığım zaman aktif eşyanın özelliği aktifleşecek. Çok fazla aktif eşya dedim biliyorum, farkındayım. Ama anladınız siz, anladınız. Ne demek istediğimi anladınız. Viz. Ama mutasyon geçirmiş bunlar. Ben mutasyon geçirmiş vizleri sevmiyorum. Böyle ben tekli vizleri seviyorum, böyle tek yöne ateş eden vizleri. Şuraya bir bomba patlatalım. İçerisinden belki bir eşya çıkar. Bilemeyiz. Aa, altın anahtar. Tabii hocam. Birazcık şaşkınlıkla hasar aldım orada. Alamayız ki yani, bir an alabileceğimi düşündüm orada.
Markete gitmemiz lazım. Burada Volt da varmış, güzel. Aa, çok çok berbat bir şey o da geldi ya. Biraz uğraşacağız bunlarla. Hasar almamak için uğraşıyorum. Tamam, temizledik odayı. Gir bakalım. Spider-Bot. Yok, sağ ol hocam. Spider-Baby transformasyonu için alalım. O dans etme olayı Void'dan dolayı dostlar. İşte bu, işte bu. Void'la alakalı ben bir bilgi anlatıyordum bu videonun başında. O yarım kaldı mesela. Bir tier cap'i var. Hasar oranınızın ulaşabileceği maksimum bir yükseklik. O da 5. Void'la aldığınız hasar atış oranı artışları bundan etkilenmiyor dostlar. Evet. Olay bundan ibaret. Bundan etkilenmiyor. Yani Void'da eğer 4'e kadar çıktıysanız, hiç almadıysanız, onun dışında hiçbir fire rate artışı almadıysanız bir o kadar da cap'iniz hala daha yukarıdadır demektir. 5'in üzerine 6'ya, 7'ye, 8'e, hatta sonsuza kadar sürekli şansınız yaver gider ve fire rate gelirse sonsuza kadar fire rate'inizi arttırabilirsiniz, haberiniz olsun. O yüzden kırık bir item. Ben Void'u bu yüzden çok seviyorum. Yani Void'un en sevdiğim özelliği budur. Fire rate'i sınırsız olarak arttırması. E tabi bu kadar para var ama hiçbir işimize yaramıyor. Tabi. Deck of Cards'ı alacağım. Kullanacağım. Lockdown. Tabi Void'u alacağım. Necropolis 2. Şunu ver. Bay bay. Bu ne? Yok. Onu Void'lamak ne işime yarıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çalışmıyor bile olabilir. Counterfeit Penny. Mantıklı. Can be used to open the door to home. Şöyle. Şunu yapabiliyoruz biz. Evet. Eve gidebiliyoruz. Ama gitmeyeceğiz. Plot twist. Counterfeit Penny ile devam ederim. Şansımızın yüksek olmasını tercih ederdim. Daha fazla tough love atışı için diş atıyoruz. Attığımız dişler normal hasarımızın 3 katı hasar veriyor. Gayet önemli yani. Güzel bir melek anlaşması çıktı. Ben buradan nereye gideceğim? Yeterince anahtarım var. Katedrale'e gidelim. Holy Water. Holy Water. Olur. Gel. Hasar aldık. Bir anahtar parçası. Necropolis 2 ve aşağı kata gidiyoruz. Void'u kullanmamıza gerek kalmadı bu katta. Bakalım. Yani aşırı güçlü değiliz. Onu kabul etmek lazım. Ben direkt kullanayım şunu. Bu bize haritanın şeyini verdi. Yani Book of Secrets'ın birkaç tane özelliği var. Onlardan bir tanesi bu. Bence sağdadır. Sağdadır muhtemelen. Şu aşağıdan gidelim. Gitmeseydik, keşke hiç sevmedim bu olayı ben. Ama bizim süper meat boyumuz için güzel bir oda bu oda. Düşmanların içine gidip hasar verebilir. Daha kim var abi? Neyden hasar çıkıyor? Çıt 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 bir şeyden ses çıkıyor. Ne o? Bilmiyorum, neyse boşver. Sağa gidiyoruz. Yanlış odadan girdim. Çaktırmayın. Ha, dişten o ses çıkıyor. Tamam. Diyorum, neyden çıkıyor o ses?
Dediğim gibi videoları artık olabildiğince günlük olarak atmaya çalışacağım. Elimden geldiğince haftada 7 tane video olmasa bile artık 5-6 yapmaya çalışacağım. Özellikle bayram sonrası. Yani direkt olarak uygulamaya koyamasam bile 1-2 hafta içerisinde yavaştan uygulamaya koymaya başlarım. Çok fazla canımız var. Oyna. Kesinlikle bir hata yapıyorum. Kesinlikle bir hata yapıyorum. Yapmamalıyım bunu. Yapmamalıyım bunu. Evet, yapmamalıydım bunu. Neyse, Mega Satan'a artık gidecek olan şeyi almış olacağız. O Gabriel'di ama galiba. Yo, KP2'yi de aldık. Evet, güzel, en azından Soul Art verdi. Bu tatlı oğlum. Bu sayede artık şeyi de almış olduk. Mega Satan'a da gidebiliriz. Belki Void'a gideriz. Evet, hiç belli olmaz. Void'a gitmemişiz. Forgotten Lullaby. Kalsın. Güzel trinket. Güzel trinket. Matriarch, nefret ediyorum ben bundan. Ama Holy Water ile çok güzel bir sinerjimiz oldu. Yani hem düşmanı durdurduk, düşman donduğu sırada pentagram güzel şeyit anlaşması çıkmadı. Doğrudan Dark Room'a gidebiliriz. Doğrudan Dark Room'a gitmek işimize yarar mı? Yarar aslında. Düşüneyim. Bir sonraki kat bize ne verebilir, ne sağlayabilir? Katedral bize ne sağlayabilir? Pek bir şey sağlayamaz aslında. Yani aslında ulaşabileceğimiz güce ulaştık. Artık bundan sonra beklemek ve iki kat daha temizlemeye çalışmak birazcık gereksiz. Belki bir şeytan anlaşması çıkar. Bir sonraki kat o var. Onu bekleyecek miyiz? Yoksa doğrudan Dark Room'a mı gidelim? Yani dümdüz gidersek The Chest'e gideceğiz ya da doğrudan Dark Room'a gitme ihtimalimiz var. Düşüneyim. Bakayım kaç dakika olmuş video. 42 dakika, devam edelim abi. Devam edelim. Ben Book of Shadows'un içindeyken de beni yakalayıp önceki odaya atabiliyorlar mı acaba? Sanırım atabiliyorlar. Gizli odaları gördük. Gizli odaları gördüğün zaman aşağı yukarı boss'un konumuyla alakalı bir şey söyleyebiliyorsunuz dostlar. Yani gizli odanın yakınında olur gibi. Zaten süper gizli odalar neydi? Muhtemelen boss'a en yakın odada olur. Muhtemelen. Kesin değil. Öyle bir kesinlik yok. Ama genellikle boss'a en yakın odada olur. Süper gizli odalar. Bakalım bu tez doğru muymuş değil miymiş, birazdan göreceğiz. Yaşayarak öğreneceğiz. Şurayı patlatırsak muhtemelen burada bir oda yok. Allah Allah. Da bir oda var. Şaşırtıcı. Burada bir hasar almayı beklemiyordum. Olsun. Bakın hemen boss'un bir önceki odasında bir süper gizli oda. Tears up. Beklediğimiz bir şeydi. Health up. Bu da güzel. Devil's Crown. Geçti hocam artık o. Ama seviyorum. İsmi böyle bir haşmet yayıyor etrafa. Ya sen ne yapıyorsun hocam? Sen ne yapıyorsun? Evet, şeytan anlaşmasını tutturduk. İçeride ne var? Death Sight. Şimdi bu arkadaşa bir şey yapabilir miyiz bakalım? Ah! Ben buna şey yaparım. Bundan bir şey çıkarttırırım. The Polaroid olduğu için.
Hadi artık ver. Hah. Ne bu? Speedball. Yani bunun yerine bunu voidlamak daha mantıklı. Ne bunlar? Puberty, Bad Trip ve Makes You Larger. Aldım bunu. Fire Rate artışı ve şans artışı güzel oldu. Death Touch'ı da aldım. Bir tık korunmasızız ama yine de güçlüyüz. Fire Rate'imiz de çok arttı. Hadi bakalım. The Polaroid'un etkisi. Sıfır kırmızı kalp veya daha azındayken bir hasar alırsanız size geçici bir şey kazandırıyor. Kalkan kazandırıyor. Aksine şeyi de yapabilirdik. The Void'u da kullanabilirdik ama o zaman The Void'layamazdık şeyi. O eşyayı. The Void'lamasaydık da Fire Rate'imiz şu anki kadar yüksek olmazdı. Bunlar da kafamıza bir şeyler atıyorlar. Bunların içerisinden örümcek çıkma ihtimali var. Hızlı bir şekilde, evet, bunlar tam melekler. Şu ana kadar karşılaştıklarımız yarım melek falandı genellikle. Bu tam meleklerin içerisinden, içerisinden demeyeyim de, attıkları mermiler üçlü oluyor. Diğer meleklerin attıkları mermiler tekli oluyor. Oh, ucu ucuna öldürdüm. Öyle söyleyeyim. Blood Clot da bayağı vurmamı sağlıyor ha. Ayrıca kırmızı dişler atmak falan bayağı hasar veriyor. Hasarımız şu an öyle aşırı yüksek değil ama yine de çok yüksek bir DPS çıkartabiliyoruz ortaya. Bunun da tek sebebi Tough Love ve Blood Clot. Yani onlara müteşekkir olmak lazım. Teşekkür dilekçemi yazıp göndereceğim. Bir an Super Meat Boy'u kendim zannettim. Kontrol edemediğimi falan düşündüm. Steam Sale bu saatten sonra hiçbir işimize yaramayacak bu. O yüzden void diyoruz ve bize bir 0.50 fire rate artışı sağlıyor. Bu çok güzel. Çok tatlı hocam. Severiz. Çok severiz. Hasar aldım. Hiç beklemiyordum. Cidden beklemiyordum. Ne hocam bu? One makes you larger, full health. Yani full health pek işimize yaramayacak şu anda. Çok savunmasız bir durumdayız. O yüzden geri dönüp acaba. Ben şunu patlatacağım bir. Evet, soğular çıktı içerisinden. Güzel. Seni de patlatayım ya ben. Bir sürü bombamız var, patlatıver. Patlat gitsin. Daha birden fazla ateşin yandığı odalar yok mu? Vardır ya illaki. Yok. GG. Canımız az. Şu an korkmamız gereken tek durum o. Hayır, önünü açtık. Seni de patlatayım ben bir. Hatta seni de patlatayım. Çıkmadı abi işlerinden. Peki. Bomba sayımızı da bayağı bir azaltıverdik ama dert değil. Hala daha 10 tane bombamız var. Süper Gizolo oradaysa muhtemelen boss da onun yakınındadır. Önce şu arkadaşı atıyoruz çünkü o arkadaş Holy Light atıyor üzerimize. Kafamıza Holy Light yemek istemeyiz. Hiçbir işime yaramayan bir oda. Evet. Ne kadar güçlü bir sinerji olduğunu görmüş oldunuz. Holy Water. Cube of Meat. 4 tane Cube of Meat daha doğrusu. Arada bir aksan devreye giriyor da kusuruma bakmayın. Bazen de tam istediğim gibi olmuyor aksan. Water. Water. Aa, dedim bir an ne oluyor? Ne oluyoruz hocam? Hadi bakalım gidelim.
hasar almadan no hit bir şekilde Isaac'i yenmeyi başardık. Burada ne olacak? Artık Mega Satan da açık. Bunların sülfürik asit. Sülfürik asidi alabilirim. Bunun dışında ama iki tane aktif eşya var abi. Ne yapacağım ben bu aktif eşyayı? Hadi kullanıver. Güzel. Hızımız sona ulaştı. Fire rate'imiz yine arttı. Hasarımız da arttı. Bir tık range'imiz de arttı. Yani doğru bir karardı void'lamak orayı. Çok az eşyamız var gibi gözüküyor ama eşyamız olduğu kadar bir o kadar eşyayı da void'ladığımızı unutmamak lazım. Bozo'yu. Bozo'yu ben severim. Bozo'yu severim. Ya kırmızı kalbimiz yok. Bizimle pek bir sinerjisi de yok aslında. Ama ben Bozo'yu sevdiğim için alıyorum. 0-10'luk hasar artışı. Göstermelik. Ve dostlar, eğer oyunda çok küçük olursanız bazen mermilerin altından geçebiliyorsunuz. Böyle bir olasılık var. Aklınızda bulunsun. Onu almayacaktım aslında ama neyse. Önce ben seni bir alayım. Sonra alırız seni. Güzel. Senden de bir sandık çıksın bakalım. Çıkmadı. Oradan nasıl hasar almadım inanın bilmiyorum dostlar. Oyunun sonuna yavaştan yaklaşıyoruz. Anti-gravity bunu kesinlikle istemiyoruz ve 0.50 fire rate. Sadece bir tane hasar stat artışı oldu. Niye? Çünkü hızımızı arttırdı ama hız zaten 2'nin üzerine çıkamadığı için bir etkisi olmadı. Etkisini... Ohoho, çok iyi abi. Çok iyi, çok iyi abi. Ah, çok iyi abi. Abi hadi bakalım polifeyimiz. Hasarımız 10'dan 26.86'ya çıkıyor. Evet fire rate'imiz bayağı bir düşüyor ama ya bu kadar devasa mermiler attığımızı düşünürsek çok da dert değil gibi. Artık çok güçlüyüz dostlar. Gerçekten polifeyimiz çıktı ya. Aylardır karşımıza polifeyimiz çıkmıyor. Bugün iki defa çıktı abi. İkinci nerede? İkinci sizin bilmediğiniz o kaybolan, göçüp giden. Abi çok güzel. Güzel gidiyoruz. Hala daha güzel bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Ve Capricorn da bu arada. Cap'e takılmayan fire rate upgrade'lerinden. Capricorn bütün statlarımıza artış sağlıyor. Ve fire rate için ise cap'e takılmıyor. Hadi bakalım. Blue Baby'yi alt edeceğiz şimdi. Ayrıca tough love olduğu zaman 3 katını vurduğumuzu düşünün yani. Diş attığımız zaman Death Sight yerine bitirmiyoruz direkt. Şimdi Mega Satan'a gideceğiz. Blue Baby'yi yenmek yani side quest gibi bir şeydi bu bölümün. Şimdi Mega Satan'a gidiyoruz. Aslında oradan gitmeyelim. Şuradan gidelim de belki karşımıza güzel eşyalar çıkar. Yani her zaman daha da nasıl güçleniriz? Beelzebub. Range'imiz arttı. Gizli olayı gördük. Book of Secrets sayesinde. Gizli odaya bir girelim bakalım. Evet, Lost Contact. Lost Contact de bizi Mega Satan Savaşı'nda çok rahat bir konuma sokacak. Evet, bütün o, çünkü mermi havuzunu delerek geçeceğiz artık. Yani birazcık DPS'imizden kaybedeceğiz bu vesileyle ama kendimizi korumaya almış olacağız. Strange Attract istemiyorum. Bunu voidlayacağız. Birazcık etrafta daha güçlü eşya kasabilir miyiz diye geziniyorum dostlar. Yani bir keyif tur atıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Şu an şarjını dolduracağım. O eğer eşya çıkmazsa Strange Attract'ı void diyeceğiz. Olay bundan ibaret.
Tamam, bir tane şarjı kaldı. Buranın soluna gidelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi düşmanları yok ediyoruz resmen. Sen nesin? Rocket in a jar. Alalım, bunu alalım. Rocket in a jar şöyle bir şey yapıyor. Yok, olmadı. Abi, roket atıyoruz. Yanlış oldu yine. Roket atıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bunu. Ve yine fire rate upgrade'i geldi. Çok iyi abi. Çok iyi. Şunları da bir temizleyelim. Benim aklım burada kaldı çünkü. Belki mükemmel bir eşya çıkacak değil mi? Bilemezsiniz. Girelim bakalım savaşa artık. Belki deliriyuma da gideriz bu savaştan sonra. Keyfim yerine geldi ya. Çünkü kaybettiğim randa da önce Mega Satan'a gitmiştik. Sonra işte Delirium'a gitmiştik falan. Yani keyfim bayağı yerine geldi şu anda. En azından evet, bir tane mükemmel run'ı kaybettik ama onun yanında bir tane de mükemmel bir run kazandık. O videoyu şey yapabilirim bu arada. Belki kanala yüklerim. Yani bakmak isteyen bakar. Gizlerim videoyu. Linkini de atarım. Bu videonun altına. İzlemek isteyen bakar. Ses yok çünkü. Hani genel audience'a, genel izleyiciye hitap etmeyen bir video. Artık nerede senin şeyin? Üzerimize brimstone atmadı. Önce bir Lust'ı öldürdüm çünkü Lust arkasından şey yapıyor. Hem creep bırakıyor hem de hızlı koşuyor. Melek mi çıkaracak şimdi yo? Ha evet. Tamam, sen kolaysın hocam. Sen bir tık daha zor olanısın ama sen de kolaysın. Mega Satan'ın elleri ve kafası bildiğiniz üzere ayrı hitboxlara sahip. Bunların üçüne de ayrı ayrı hasar veriyorsunuz dostlar. Evet, Mega Satan'ın ilk fazını tamamladık. Artık karşımıza ikinci fazı gelecek. Ve no hit bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım no hit Mega Satan atabilecek miyiz? Hadi bakalım, şansa bala hasar almazsak no hit gelecek gibi duruyor. Birazcık dikkat edeceğim hasar almamak için. Evet, ağzına tıkıyoruz yani mermileri şu an, farkında mısınız bilmiyorum ama ağzından çıkartmasına izin vermiyoruz yani. Öyle bir olay var. O kadar saçma yani. Hani normalde burası Bullet Hell, mermi cehennemine dönerdi. Ama o kadar hızlı, o kadar büyük mermiler atıyoruz ki hepsi de Lost Contact'le beraber. Bitti mi? Aha gidiyoruz. Aa, The Void'a da gidiyoruz. Evet, %50 ihtimali var dostlar bunun. No hit Mega Satan attık ve sırada Delirium var dostlar. Portala atlıyoruz ve The Void'a gidiyoruz. %50 ihtimalle Mega Satan'ı yendikten sonra The Void katının kilidi açılır. Locust of Famine şeyinde açmışız. Mort Baby eşyasında kilidini açtık. Curse of the Maze beni çok ilgilendirmiyor. Yani Mega Satan'dan daha az, daha çok korkutucu şu an bu düşmanlar benim için. Ya bunlar bana hasar verebilir ama Mega Satan veremez. Yani öyle bir durum var. Bir de ekranı karartmasanız olmaz mı değerli dostlar? Yani şu örümcek Mega Satan'dan daha korkunç benim için şu an. Bad Trip. İki tane de Soul Light'imizi alıyoruz. Ya muhtemelen galip geleceğimiz kesin de. One Max Small. Daha da küçülelim. Güzel. Burada her sandıktan eşya çıkmıyor. O sadece The Chest ve Dark Room katı için geçerli dostlar. The Void'a gittiğiniz zaman tekrardan chestlerden normal çıkması gereken eşyalar çıkıyor.
Ha, bu nasıl bir odaymış böyle? Bir tane bile boss'la karşılaşmadık. The Void'u anlatalım. The Void bir Delirium adlı büyük boss'un yaşadığı, ikamet ettiği kat dostlar. Bu katta bir sürü boss odası var. Tek bir boss odası yok. Ve görmüş olduğunuz gibi oyundaki bütün katlardan odalar var. Tek bir temada değil odalar farkındaysanız. Şu ana kadar girmiş olduğumuz bütün katlara ait temalar bu katta bulunuyor. Ve bir özel yanı daha. Bir sürü boss odası var. Bakalım burada kim varmış. Bak Delirium yok mesela burada. Bu şekilde 5 tane, 10 tane, 15 tane istediği kadar Analog Stick 03 Tears veriyor. Analog Stick'i alıp içeriden gidip şeyi alsam, gamepad'i alsam, öyle oynasam, yok hayır. Öyle yapmayacağım. Ben bunu voidlarım. Voidladım ve daha iyi oldu. Voidlamak daha iyi oldu. Yine hızımıza verdi de neyse. Voidlamak daha iyi oldu. Polyphemus niye bu kadar kırık bir eşya? Çünkü hasar çarpanınızı iki katına çıkartıyor ve üzerine artı 4 hasar veriyor. Abi çok mükemmel bir eşya yani. Blamajım yok. Mükemmel bir eşya. Buradaki Delirium'dur muhtemelen. Evet. İkinci de bulduk. Şaşırtıcı. Normalde bu kadar hızlı bulmayız. Abi bayağı hasar veriyoruz abi. Uzun süre bu halde kalabilirsin dostum. Uzun süre kalabilirsin. Süper Meat Boy'u da bıraktık orada. Holy Water sayesinde de bayağı bir iyi oluyor yani. Mermileri tıkıyoruz ağzına. Bambo. Bambo'ya dönüştü. Neden Bambo'nun delirium hali yok? Aha, hasar aldık. No hit olmadı abi. Üzdü birazcık. No hit olmadım. Birazcık daha dikkat etmem gerekiyordu. No hit Mega Satan attık ama no hit delirium olmadı dostlar, kusura bakmayın. One hit olabilir. Two hit de olabilir. Bak koşuya, bak koşuya. Kudurmuş gibi koşuyor. Ve Bambo'nun sprite'ı yok. Neden bilmiyorum. Bu arkadaşın önünde durmayın. Direkt olarak ağzınıza şeyi yersiniz yani. Ha, yukarıdan ayak geliyor şimdi. Gelmedi. Ölür müsün artık? Ah, iki hasar yedik. Evet. Öl artık, rica ediyorum. Evet, öldüm. Delirium'a da two hit atıyoruz dostlar. İki kere hasar alarak Delirium'u da bitirmiş oluyoruz. Apollyon için mükemmel bir randı. Apollyon için kesinlikle mükemmel bir randı. Hem katedrale gittik. Katedralden The Chest'e gittik. The Chest'te Mega Satan'ı yendik. Üzerine bir de 150 şansla tutturup The Void'a gitmeyi de başardık. Ve The Void'da da Delirium'u yenmeyi başardık. Solda Seed'i görebilirsiniz. MVZ19JGL. Ending'i izlemeyeceğim. Atlayalım sanda ve bitirelim. Void has appeared in the basement. Yani Void şu ana kadar diğer karakterler için açık olan bir eşya değilmiş. Bundan sonra artık açık olacak. Kayıtta bir sıkıntı yok değil mi? 1 saat 4 dakikalık bir videomuz var. Vallahi kalbime iner. Bu kayıt da yok olursa gerçekten kalbim paramparça olur herhalde. Apollyon'la görmüş olduğunuz gibi tamamladık. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki The Binding of Isaac Repentance videosunda görüşmek dileğiyle. Birazdan karşınıza Aristokrat andı çıkacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.